Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle alkali beslenme ve alkali yaşamı konuşacağız. Bir önceki videomda asidik beslenmeyi konuşmuştuk. Asit pH kağıdında nasıl gösterilir? Bunları paylaşmıştım. Bugün de alkalileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Alkali pH kağıdında kırmızı turunsol kağıdını maviye çevirir. Çok basit olarak bu şekilde bir sıvının alkali olup olmadığını belirleyebiliriz. Ya da daha önce de söylediğim gibi pH metrede kullanabiliriz. Alkalileri az, orta ve ileri düzey alkali olarak tanımlayabiliriz. Alkali beslenme modelinde gıdalar ikiye ayrılıyor idi. Alkali beslenme ve asidik beslenme ya da alkali gıdalar, asidik gıdalar şeklinde. Gıdaların da alkali ya da asidik olup olmamalarına göre beslenmede önemli rolleri vardı. Alkali gıdalarda, asidik gıdalarda olduğu gibi az, orta ve ileri derecede alkali gıdalar şeklinde değerlendirilmektedir. Beslenmemizde alkali gıdaları öncelememiz gerekiyor. Ayrıca asidik gıdaların az asidik olanlarını da alkalilerle birlikte tükettiğimizde günlük yaşamımıza en fazla verimi verecek ve katkısı bulunacak beslenme modelleri bu şekilde değerlendirilebilir. Yiyeceklere genel olarak bakıldığında süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, tohumlar, sebzeler, meyveler, baklagiller, yağlar ve içecekleri anlamalıyız. Bunları alkalilik derecelerine göre kategorize edecek olursak az, orta ve yüksek dereceli alkali gıdalar söz konusu olacaktır. Biz özellikle yüksek alkali derecedeki gıdaların kullanılmasını önermekteyiz. Ancak günlük yaşamda hep aynı ürünleri kullanmamak için orta ve az alkali derecesi olan gıdalar da kullanılmalıdır. Buna ilaveten az asidik dereceye sahip olan gıdalar da alkalilerle birlikte ele alınarak kullanılabilir. Bazılarını örnek verecek olursak manda yoğurdu, manda sütü, badem, karnabahar, brokoli, enginar, bezelye, esmer pirinç, kırmızı biber, baharatlara bakacak olursak kırmızı biber, susam, tohumlardan ay çekirdeği, kabak çekirdeği örnek olarak verilebilir. Bunların tüm listelerini ekranda göreceksiniz. Alkali beslenmenin önemini anlatan kaynaklar da bulunmaktadır. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Asıl önemli olan alkali yaşamdır. Alkali beslenme ile birlikte alkali yaşamın bazı karakteristik özelliklerini de yerine getirmek gerekir. Bunları aslında bizler çok iyi biliyoruz. Herkes kendi metabolizmasını bir başkasına göre daha iyi bilir. Hangi şeyler onu şişmanlatır, hangi şeyler onu zayıflatır, hangisini alırsa daha enerjik olur, hangisi onu hasta eder, bunlar gibi bazı argümanlara herkes sahiptir ve bu anlattığım şeyler kişisel olarak değerlendirilmelidir. Yani kişiye göre bu argümanlar değişiklik gösterir. Bu nedenle diyet mutlaka yapılmalıdır. Herkes kendine özgü, kendine ait bir diyetin parçası olabilir. Burada önemli olan şey diyet yaparken alkali olarak beslenmeye dikkat etmek gerekir. Diyet derken tanımlanmış diyetlerden bahsetmiyorum. Diyet kişinin kendine özgü beslenme tarzıdır. Yani kendine özgü sağlıklı beslenmesidir. Bunu kastediyorum. Yoksa bugüne kadar tanımlanmış belki 400 belki 500 adet farklı diyetler bulunmaktadır. Kişiler sağlıklı beslenirken şuna öncelik vermeleri gerekir. Kesinlikle endüstriyel ürünler başta olmak üzere abur cuburdan kaçınmalıdır. Ara öğünler alabilir insanlar. Ara öğünleri alkali beslenme tarzına göre alkali besinlerle tamamlamalıdır. Mümkün olduğunca güneş ışınlarından faydalanmak gerekir. Güneş ışınları hepimizin bildiği gibi D vitaminimizi aktive etmektedir. Buna ilaveten spor ve egzersiz yapmak bünyemizi enerjik hale getirir, bizleri hastalıklardan korur, immün sistemimizi güçlendirir. Bu nedenle herkesin spor ve egzersiz yapmasında fayda bulunmaktadır. Asidik beslenmeden kaçınmamız gerekiyor. Ancak uyanık olmak, kendimizi enerjik hissedebilmemiz için
kahve kullanmamız gerekebilir. Kahve asidik bir maddedir. Asidik madde olmasına rağmen vazgeçilmez ürünlerimizdendir. Günlük hayatımızda mutlaka kahve almalıyız. Kahve alırken filtre kahve almaya özen göstermeliyiz. Çünkü filtre kahve karaciğerimizi korumaktadır ve beyin ve sinir hücrelerimizi desteklemektedir. Bizleri enerjik kılmaktadır. Bu nedenden dolayı filtre kahve tercih edilmelidir. Kahvenin içinde kolesterolümüzü yükselten maddeler bulunmaktadır. Filtre kahve ise bu maddelerin emilimini engeller. Yani filtreden geçtiğinde bu maddeler filtre kağıdı tarafından absorbe edilir ve bizim içtiğimiz kahvenin içine bu moleküller geçmez. Bu nedenden dolayı da kolesterolümüzü ve lipid seviyelerimizin yüksekliğine katkıda bulunmazlar. Bu nedenden dolayı filtre kahve önemlidir. Eğer kahve içeceksek filtre kahveyi tercih etmemiz gerekiyor. Ayrıca kahvenin çok önemli özelliklerinin olduğu ve sağlık üzerine pozitif etkilerini gösterdiğini bilmekteyiz. Bu konuyla ilgili kahveli yaşam ve sağlık üzerine etkilerini konu alan bir kitabım da bulunmaktadır. Eğer bu yazdığım kitabı okumak isterseniz ve kahveli yaşam ve sağlık üzerine etkilerini incelemek isterseniz açıklamada linki bulabilirsiniz. Alkali gıdalarla beslenmemize rağmen vücudumuzda mineraller, eser elementler ve vitaminlere ihtiyaçlarımız ekstra olabilir. Çünkü gıdalarımızın içindeki besin değerleri azalmıştır maalesef. Bu nedenden dolayı hayatımıza takviye edici gıdaları, fonksiyonel özütleri ya da canlı besin maddelerinde almamız gerekiyor. Modern fast food'dan kaçınmamız gerekiyor. Modern fast food'un çoğu ya da raflardaki endüstriyel gıdalar bizlere zarar vermektedir. İçindeki moleküller sayesinde. Aslında içinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Bunlar sır gibi saklanıyor bizlerden. Fast food kullanacaksak bizim kadim dönemdeki eski yaşantılarımızda yapıla gelen fast food'ları kullanmak daha mantıklıdır. En önemlilerinden biri olarak da kızarmış ve ızgara yiyecekleri çok nadiren yememiz gerekiyor. Bunları sevdiğimizi biliyoruz. Çok da güzel oluyorlar ama vücudumuza gerçekten yararları yok. Zarar veriyorlar. Başta kanser olmak üzere çok değişik hastalıklara yol açabiliyorlar. Bu nedenle mümkün olduğunca ızgara ve kızartma yiyecekleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Eğer sağlıklı ve güzel bir hayatımızın olmasını istiyorsak 3 beyazı yani un, sofra tuzu ve şekeri hayatımızdan, özellikle rafineri şekeri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunlar vücudumuzda maalesef ciddi toksik etkilere yol açmakta. Vücudumuzun alkali olup olmadığını anlayabilmek için idrarımıza zaman zaman pH kağıdıyla bakmamız ve idrarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Turnusol kağıdıyla bunu rahatlıkla yapabiliriz. İdrar pH'ine baktığımızda eğer asidik bir idrarla karşılaşıyorsak alkali beslenme ile ilgili sıkıntılarımız var demektir. Bunları tekrar ve tekrar gözden geçirmemiz bizim açımızdan önem arz etmektedir. Özellikle önemli olan ve vurgulanması gereken bir husus da şudur. Özellikle sabahleyin kalktığımızda aç karnına içeceğimiz bir bardak limonlu su, misket limonlu su ya da elma sirkeli su ile hayata başlayalım. Sabah kahvaltısı yapmadan evden dışarıya çıkmayalım. Sabah kahvaltısı tüm gece boyunca aç kalmış midenin bayramıdır. Mutlaka sabah kahvaltısı yapalım. Gazlı ve asitli içecekleri, kolalı içecekleri kullanmayalım. Bunlar asitli içeceklerdir. Asidin vücudumuza ne yaptığını daha önceki videolarımızda sizlere anlatmıştım. Çok sık meyve suyu içmeyelim. Meyve suyunun içinde bir değil en az 3 tane 4 tane meyve bulunmaktadır. Bunlar bir insana fazla gelmektedir. Bunun yerine liflerinden de yararlanmak üzere bir adet meyve yemek daha mantıklıdır. Öğünlerimiz minimalist olsun. Bol kepçeden kaçının. Çok aç olduğumuzda da aynı şekilde davranmaya devam edin. Bol miktarda bol kepçe yemek midemizi genişletir. Daha sonraki öğünlerde de aynı miktardaki yemekleri yemek isteyebiliriz. Bu nedenle yemeğimizin miktarını azaltmamız adına minimalist davranmalıyız. Tabii az yedikçe de bu sefer ara öğünlere ihtiyacımız olmaktadır. Ama sorun değil. Ara öğünleri alkali gıdalarla takviye edebilirsiniz. Vücudumuzda üretilmeyen omega 3'ü mutlaka almamız gerekiyor. Aslında balıklarda omega 3 çokça bulunmaktadır. Ancak balığı çiğ yemek ya da 40 derecenin üzerinde pişirmemek
gerekiyor. Özellikle en çok omega 3 somon balıklarında bulunmaktadır. Okyanuslarda bulunan somon balıkları ağır metallerden zengin olduğu için daha sık sularda yaşayan somon balıkları tercih edilmelidir. En önemli yapacağım işlerden bir tanesi de akşam yemeği saatidir. Akşam yemeğini saat 8'den sonra yemeyiniz. 8'den sonra yenilen yemek vücudumuza yük oluşturmakta ve sabaha kadar sindirim problemleri ortaya çıkmaktadır. Ve midemizde sindirim güçlükleri oluşabilmektedir. Bu nedenle akşam 8'den sonra yememek gerekiyor. Geceliğin eğer acıkırsak alkali besinlerle bunu takviye edebiliriz. Alkali beslenme modeline geçmek isteyenler için, alkali gıdalarla beslenmek isteyenler için bu listeleri mutfağınıza ya da görebileceğiniz bir yere asmak sizin lehinize olur. Zaman zaman bunlara bakıp mutfağınızı bunlara göre dizayn edebilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Alışverişlerinizi buna göre yapabilirsiniz. Alışverişlerimizi pazardan taze taze yapmalıyız. Diş sağlığımıza özen göstermeli. Yemekleri bol miktarda 15-20 kez çiğneyip öyle yutmalıyız. Eğer böyle yapmazsak midemiz sindirim problemleri yaşamaktadır. Bu da sağlığımıza iyi gelmez. Sindirim problemleri başta olmak üzere diğer birçok problemlerle karşılaşabiliriz. Probiyotik ve probiyotikler alabilirsiniz. Lifli besinler kalın bağırsağımız için olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle lifli besinler tüketin. Ve yemeklerinizde, hayatınızda baharatları eksik etmeyin. Son olarak da alkali yaşamla ilgili çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. 1931 yılında Nobel ödülü alan Dr. Otto Warburg ne söylemiş? Kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz demiştir. Bizim son yıllarda keşfettiğimiz alkali yaşam ve alkali beslenme aslında 1931 yılından beri var olduğunu bu bilim insanından da öğreniyoruz. Sevgili dostlarım, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.